Ne yapıyorsun? İyi misin? Evet, çok iyi. İyisin bakalım. Yaran da biraz bakalım. Çok iyi. Nabzı hissediyorsun zaten. Evet. Ayağını oynatabiliyor musun? Evet. Kendine doğru çık. Çok güzel. Maşallah. Eskisinden iyi olacak. Evet. Teşekkür tamam. ederim. Allah bir daha benzeri geçirmesin. Görevimiz evet, inşallah daha günler olacak. Yürüyerek geleceksin yanımıza. İyi ki varsın. Ziyaret edeceksin. Bekliyoruz. Evet, tamam mı? Evet. Sizin yanınıza geleceğim. Bütün hemşireyi Ufuk hocamla beraber seni bir muayene edeceğiz. Doktorlarımız iyi ki var. Her zaman onlardan Allah razı olsun. Hemşire... Ben Zehra Nur Çelik. Nur'dan da enkaz altında kaldık. Biz bir iki kere sallandı. Annem, ben, ablam, iki tane yeğenim aynı yerdeydik. Yaşam üçgeni kurmaya çalıştık. Telefonu ara kucağımdaydı. Onda olan telefonun ışığıyla oradaki enkazın altındaki taşları, yeğenimin üstündeki taşları temizleyerek yaşam üçgeni oluşturduk. Annem vardı. Annem ağzı üstü düşmüştü. Birbirimizle konuşabiliyorduk. Çok yakındaydık. Benim ayağım taşın altında kalmıştı. Annemin elinden tutabiliyordum. Biz konuşabiliyorduk, bağırabiliyorduk. Hepşelerin geldiklerini, seslerini duyabiliyorduk. Etraf çok karanlıktı. Yeğenlerim vardı. Onlar sağ çıktı. 24 saat sonra bizi kurtardılar. Yukarıda sesimizi duyan bir tane Hasan abi vardı. Onu çıkardıktan sonra bizi de çıkardılar. Çok yakındayız, geliyoruz dediler. Gittiler, 24 saat içinde bizi buldular, geldiler. 6 katlıydı. Biz 4. katta oturuyorduk. Bir iki kere sallandı, ışık geldi gitti. Annem önceden kalkmış, ışığı açmıştı. Annemi bizim üstümüze savurdu. Biz de kafamızı kaldırabildik, yani oturabildik. Bir iki kere sallandı. Hemen düştük, yıkıldık. Hemen çöktü. Çöktükten sonra da arka arkasına depremler olmaya hala devam etti. Hiç durmadan. İlk şok olduk. Ondan sonra telefonlarımızın ışığıyla taşları falan temizledik. Yaşam üçgeni oluşturduk. 5 aylık yeğenim biraz çok ağladı. Ondan sonra kendine sakinleştirdik onu. 8 yaşındaki yeğenim çok susadı. Onun da annesi anne sütüyle beslemeye çalıştı. O da o şekilde idare etti. Abim vardı, babam vardı, kardeşim vardı, eniştem vardı. Annem, ablam, yeğenlerim vardı. Tahmini 8-9 kişi vardık galiba. Biz o gün enkazın altından ben sadece 5 kişi çıktığını hatırlıyorum. Diğerlerinden haberim yoktu. Onları da ailem hastaneye geldikten sonra öğrendim öldüklerini, vefat ettiklerini. Annem, kardeşim, annem ambulansta hayatını kaybetmiş. Kardeşimle abimin cenazesini 2-3 gün sonra buldular. Eniştemi de hemen bulmuşlar. Babamı da bizden çok önce bulmuşlar. Babam şu an durumu iyi. Nurdağ'da çadırda kalıyor. Bir ben kendimleyim. Biz kendimizdeydik. Dediğimiz gibi telefonun ışığını açıp hayat üçgeni ulaştırmak için taşları falan temizledik. Kendimize oradan nefes açmak için bir alan oluşturduk. Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne getirildim. Hemşirelerimin adını çok iyi biliyorum. Asuman hemşire, Musa hemşire, Yusuf hemşire, Arzu hemşire, Funda hemşire, Necda hemşire, hepsi bana çok yardımcı oldu. Hepsi benim ailem gibi elimden tuttular. Ben her gece ağladım. Her gece onlar beni sakinleştirdi. Ufuk Bey, Mustafa Hoca vardı. Onlar çok yardımcı oldular. Onlar ameliyatlarıma çok iyi girdiler. Çok güzel pansuman yaptılar bacaklarıma. Beni çok iyi teselli ettiler. Allah onlardan razı olsun. Hayat üçgeni telefon kucağımdaydı. Telefonumuzun şarjı çok azdı. O an 8 yaşındaki yeğenim ve 4-5 aylık yeğenim vardı. Onların üstündeki taşları kurtarmak için taşları aldık. Kendi kafamın üstündeki boşluk alanına fırlattım. Orada o alanı temizledik. O alanı temizledikten sonra daha nefes içeriye nefes girmeye başladı. Ortam böyle daha bir ferah olmaya başladı. Üçgeni oluşturduk. Onun sayesinde yeğenlerim uyuyabildi, uzanabildi. Ablam yeğenlerime bakabildi, emzirebildi onlar sayesinde. 5 kişiydik. 5 kişi sağ çıktık. Evet, sağdık enkazın altında. Annem yukarıya çıkarken en son annemle ben kaldık. Annem yukarıya çıktı. Üçgenin içinde kaç kişiydik? Hani üçgen 5 kişiydik. İki tane yeğenim. Evet, 5'imiz de kurtulduk. Annem ambulansta hayatını kaybetti. Doktor Mustafa Sait Aydoğan, yoğun bakım uzmanıyım. Hocam, hasta size geldiğinde durumu nasıldı? Tabii hastamız 24 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
geldiğinde şuuru kapalıydı. Buna bağlı enkazda sol ayağında yaralanması vardı, kıraç yaralanması. Bu tabi ağır bir yaralanma, ayak tamamen ezilmişti. Hayati riski yüksekti. Tabi gelir gelmez hemen müdahalelerimize başladık. Ufuk Bey plastik cerrahımız, fasötomi dediğimiz işlemle o bölgedeki ezilmeyi rahatlattı ilk başta. Sonrasında tabi ilaç tedavilerimiz, diyaliz tedavimizde hastanın bu kıraç sendromundan düzelmesini sağladık. Şu aşamada da 20 güne yakın bir tedavimiz oldu. Tedavi sonrasında da artık ayak sağlığı eski haline döndü. Yaralarını iyileştirdik. Vücut genel dengesi, böbreği, kalbi toparlamış durumda. İnşallah şifayla da taburcu etmeyi planlıyoruz bugün.